Ну, снова. И сам нами. Монтаж. Ama Yusuf'un öyle bir derdi yok. Yusuf'un öyle bir derdi yok. Ben bile duymuyorum yani. Bilgi sen nasıl diyorsun? Açtınız mı eski aslında? Evet. Temel olarak bizim management stüdyoya bakalım. Bizim Visual Studio'ya benzeyen bir yapısı var. Sol tarafta Object Explorer denen bir yer var. Şunları kapatalım. Hiçbir şey olmasın şu an. Üstte basit bir menümüz var. Standart menüler. Yeni bir veri tabanına bağlantı, yani sunucuya bağlanmak için Connect Object Explorer butonuna basıp böyle bir form açmamız gerekir. Burada server type olarak 4 tane seçenek var. Analyst service, reporting service ve integration services konumuzla ilgili değil. Ana çekirdek olan, yani olmazsa olmaz olan bir tane motor var. O da database engine. Bizim işimiz bununla, sorguları bununla hazırlayacağız. Server name kısmında da şu şekilde bir liste gelir. Sizde farklı liste olacak tabii. Bilgisayarınızda kurulan serverlara göre isimler belirtilebilir. Örneğin Express kurulduysa SQL Express falan gelir. Ben de kurulu değil şu an. Burada dikkat ederseniz iki tane bilgi var. Nokta ve Labs bilgisayar. Labs bilgisayar benim bilgisayarın adı, yani sunucunun adı oldu haliyle otomatik olarak. Bir nevi lokal host'u temsil ediyor diyebilirim. Buradaki nokta da aslında kısa olarak bunu temsil eden bir şey. Bunu AdoNet tarafında da kullanabileceksiniz noktayı. İlk görenler şaşırıyor. Nokta ne ya? Ne alaka? Ha? Noktaya basınca şey diyor. Tuhaf cidden. Nokta mı koydum? Ha? Nokta ile aslında sunucu içerisindeki tüm database'leri falan göreceksiniz ileride. Şurada authentication var. Bu o senin next diyerek geçtiğin fakir ama gururlu bir seçenek vardı. İşte o burası. Windows Authentication'da Windows'un yetkileriyle sunucuya bağlanmanı ama SQL sunucusuna bağlanmanı sağlıyor. Windows yetkin neyse ona göre bir erişim yetkin oluyor. Lokalde genelde Windows kullanılabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. SQL Server Authentication'sa bir kullanıcı adı, yani login ve password gerektirir. Bu doğrudan SQL Server yetkileriyle çalışabilmek için gereklidir. Buradan farklı kullanıcılar, mesela sen SA'ya şifre vermedin, Mixed modu seçerek, seçmeyerek. SA var gene, System Administrator. Yani böyle tuhaf. Sende var mı o şeydir, login olmadınca şey seçince. Hı? Sen hiç login olmadın mı? Sana fakir dedi. Sen hiç login olmamışsın. Ne? Sorun ne? Sen hiç login olmamışsın. Bilmiyorum. Salim Üstad dedi. Adam sistemci. Boşuna mı konuşuyor? Ne demek istiyorsun? Ne kullanıcı kurmamışlar herhalde. Bu sıraya kullanıcı şey yapmayacak. Bir şey yok. Anladın mı? Şey çıkıyor. Hı? Tam şimdi de çıkıyor. Kullanmış olabilir mi acaba? Niye böyle tuhaftan bakıyorsunuz lan? SA çıkmıyor mu? Bak şunları ben oluşturdum. SA hariç. Ama SA dedi siz bağlanmışsınız. Biz hiç bağlanmadığımız için biz de orada gözükmüyor. Şurada nokta var mı? Ha, burası şey olayı. Sen geç seçince oluyor. Tamam. Çok iyi. Noktayı seçince SA çıkıyor.
Çok biliyoruz. Yok işte ben de çıkmıyorum. Yok şurada noktayı seçtik. Tamam. Öyle mi? Sana nokta var mı? Tamam. Virgül koyacağım. Sen de bırakın bir. Ne noktaymış be kardeşim? Bakın. He, ben de şey kapalı, yer kapalıymış. Tamam. Güvenlik kasmaya çalışmışsın, kapatmışsın. Şifresi de alsaydı o zaman. Eşil olur mu alsaydı? Normalde böyle. SE kullanıcısı tam yetkili olduğu için güvenlik geri kapatılması gerekiyor. Bakmışım size. Ön görmüşüm. SE, database, yani SQL için bütün her şeye ulaşan. Sistem administrator. O yüzden bunu... Salih'in kısaltılmasıdır da. Salih ve Ahmet'in yani... Selamünaleyküm demek. Buraya şifre verdiyseniz bununla girebilirsiniz. Giremezsiniz. O zaman Windows'la gireceğim. Bak, şununla gireceksin. Bu zaten tam yetkiyle giriyor. Ama senin Windows'un olduğu için girebiliyorsun. Ondan sonra SE'ye şifre verirsin. Sonra girersin. Ben de bunda gireceğim. Options var. Burada connection properties, login ayarları falan. Burada da hiç kullanmayacağınız şeyler var aslında. DB'lerin kullanabileceği belki. Connect diyelim. Burada Object Explorer diye bir menü açılıyor. Bizim sunucularımız burada listelenir. Mesela şuradaki Labs bilgisayar aslında bir sunucudur. Bir instance'ın içerisindeki nesneleri tutar. Bundan birkaç tane daha olabilir. Örneğin sizde SQL Express var. Bununla ben normal standard edition'a bağlandım. Express Edition da kurulu diyelim. Onun da farklı bir instance'ı var. İkisi farklı bir nesne örneği sunucunun. Haliyle ona da yeni bir bağlantı oluşturup onu da burada ikisini aynı anda yönetebilirim. Birden fazla sunucuyu. Ben de kurulu değil ama sizde SQL Express kuruluysa burada yazacaktır. Onu seçip aynı şekilde bağlanabilirsiniz. Onu da bunun altına ekleyecektir. Şuradaki Connect'ten de yapabilirsiniz aynı şeyi. Azure Storage. Burada da aynı. Azure'da SQL. Burada SQL. SQL Azure var, Windows Azure var. İşine göre. Yani depolamayı sunucuda tutabiliyorsun ben. Yani Oracle falan kullanıyormuş. Çaktırmayın. Siz SQL yazıyorsunuz, biz PL SQL'e çeviriyorsunuz. Şurada disconnect'le bağlantıyı kapatabiliriz tekrar aynı şekilde. Bakın, hiyerarşik bir yapısı var. Sunucu içerisinde veri tabanları vardır ve diğer tüm nesneler vardır. Burada gördüğünüz gibi database içerisinde bendeki tüm veri tabanları mevcut. Bunları teker teker yönetebilirim istersem. Her veri tabanı içerisinde de o veri tabanına özel yapılar vardır. Nesneler aynı şekilde. Tablolar, view'ler, sinonimler, burada programlamayla ilgili store procedure function, trigger, assembly,
özel tipler, roller falan hepsi burada oluşturulabilir, yönetilebilir. Kendi içerisinde bir hiyerarşi var. Tablo değer döndüren fonksiyon falan diyor. Gibi gibi kendi alt özellikleri mevcut. Bunları da yine hiyerarşik olarak kendi içerisinde barındırıyor. Şuradaki simge SQL Server'ın çalıştığını gösterir. Yeşil simge. Bu kırmızıysa boşuna kasmayın. Hizmet kapalıdır. Yani servis kapalıdır. Servisler de hizmetler içerisinde çalıştırdan şurayı açabilirsiniz. Dipnot. Sistemcimizden dipnot geldi. Search etmek istiyorum. Seni search etmek istiyorum. Siz bunların DBA tarafıyla çok uğraşmıyor musunuz? Yok, ben aslında DBA olarak. Hayır, yani genel sistemsin ya, az çok bilirsin. Bir tecrübem var, mecburen. Yani çok aşırı detaya girmiyor aslında. Ben şahsen daha çok biliyorum da, yani daha çok işte yaptığım durumlarda işi görecek kadar, derdimi anlatacak kadar. Yani hiç start prosedürü falan şey yapmadım. Anladım. MySQL takıldım daha çok. MySQL takıldım da. Şey yapmadım yani. Şöyle prosedürler sadece bir view falan oluşturmalar bir günler onları yaptık herhalde. Anladım. Ya MySQL'de yıllardır çalışan arkadaş dün değişken tanımlamakla uğraşıyordu. Değişken? Varmış. Ben arıyorum. Ben bilmiyorum MySQL'de. Standart soru yazarı. İnternete bakıyorum, etle başlamış, et olmadan başlamış filan. Bir türlü değişkeni çalıştıramadık yani. Yani o kadar Oracle, SQL Server'ı kastırdım. MySQL'de internette araştırıyorum nasıl yapılıyor. Orada bir ürünümüz olmadı. Şöyle dersin sen, MySQL to SQL Server import diye. Yok şeyini buldum. Orada buraya geçişini sağlayayım. Yok, declare'le filan yapılıyor. Zaten SQL Server'ın kopyası. Onda bir sıkıntı yok. Deniyoruz, olmuyor. Bir türlü yapamadım. Alo. Mesela. Aha. Bu şey de var. Stabil değil işte öyle. Yor et. Yor et. Burada bizim servislerimiz var. 3-6 tane servis. Bunların en önemlisi database engine'in veri tabanı motorunun servisi. Yanında şuradaki sürekli olacak diye bir şey yok. Bu instance'ın adıdır, MS SQL Server. Sizde iki tane kuruluysa, eğer bilgisayar kullananlarda, SQL Express de vardır. Değil mi? Şu vardır, şu vardır. Bir de bunun aynısından SQL Express olan vardır. O da kurumsal için muhtemelen. Sadece evet, siz gelince bir şey yapmayın diye. İmza atamayın diye. SQL Server Agent'tan görevleri yöneten, veri tabanında otomatik görevleri yöneten bir servis. Siz burada işte servis instance adını farklı verdiğinizde buralar da değişecektir aynı zamanda. Mesela şurada servis durdurma vesaire olayı var. Ben durdurayım. Şu an yeşil, şimdi gitti. Kendisi doğrudan servisi dinliyor ya. Bunu artık hiçbir şekilde çalıştıramazsınız. Servisi açmayacağım. Sonsuz dönüyor. Şuradan başlatalım. Hemen geldi.
Buradan da bazı ayarlara gidebiliyorsunuz. Mesela burada da stop olayı var. Şöyle bir pencere çıkar. Bu da servisi aynı şekilde yönetmeyi sağlıyor. Bakın bu da kapattı. Şimdi, bakın SQL Server'da Management Studio'yu kullanarak veri tabanları ve tablolar oluşturabiliyoruz. Bunları yönetebiliyoruz. Öncelikle bizim sample olarak kullanacağımız iki tane veri tabanı var. Biri şuradaki Northwind, diğeri de AdventureWorks. Bunların ikisini de internetten indirebilirsiniz. Bunları da MSFD DB Pro Samples içerisinden CodePlex'ten şu adresi indirebilirsiniz. Göremiyorsunuz. Google'da indeksi var. Evet. Kim diyordun? Şurada birkaç indirmesi falan var. Farklı şekilde. Download onları da göstereyim. Evet. Oradaki bilgisayarda yok mu? Şey var, notebook var. Tamam, anlatımı oradan yapacağım. Bunu gösteriyorum sadece. Bakın şurada AdventureWorks bu Data Warehouse modeli sizin için değil bu. İleri seviye bir şey. Şurada bakalım Windows Azure'ı da geçelim. Bunu da geç, bunu da geç. Evet, şu fakir sizin için. AdventureWorks Databases 2012, 2008 R2 ve 2008 versiyonları için uyumlu. Şunu indirebilirsiniz. İçerisinde MDP dosyası var. Diğerleri değil. Şu LT vesaire yazanları indirmenize gerek yok. Eğer 2008 versiyonunu indireceksiniz, şu 2008 R2 ya da doğrudan 2008 var. Onu da kurabilirsiniz. Ama yeni özellikler, gelişmiş yapı bununla kullanılır. Bu şekilde bulabilirsiniz. Northwind'i de vermişler elini. Aşağı yukarı. Yine bak kendim saklara. Bu da Northwind Database. Gene CodePlex üzerinden erişebiliyorsunuz. Burada Northwind
indiğim bir diyagram var. Biz bunları inceleyeceğiz bugün. Diyagramlar üzerinde işlem yapacağız. Sonrasında da programlama tarafına geçeceğiz. Bunu da gene download bölümünden indirebilirsiniz. Bu daha basit versiyon. 2005 ve 2008 için. Ama bazıları 2012 versiyonuna da entegre etmişler. Onları da kullanabilirsiniz. Şuradan bu yedek dosyası bak backup. Bu da SQL bakıyorum 285K SQL dosyası olması gerekiyordu. Evet. SQL olarak kurabiliyorsunuz. Şimdi Northwind herkes de var. Northwind herkes de var. Ya az önce gösterdim. Ya sen de her şeyi kendisi kurduğu için mi? Sadece sende yok herhalde. Bende de. Hani ben burada bir şey güzel deniyorsam. Bir dahaki hafta sen burada ben yokmuşum gibi davranacaksın. Ödeşiriz onu. Sen yok musun? CTR'de zeneki mi kalıp? Nasıl? Demek ki. Eminim bir şeyler diyorsun da. Ben buradayım, bakıyorum. Şimdi Northwind'i inceleyelim. Northwind'i inceleyelim. Bakın, Tables bölümünü açtığım zaman şurada Categories bölümü var. Categories, işte Customer, Employee falan. Sınırlı sayıda özelliği bulunan bir veri tabanı. Tables'ı dün anlatmıştım. Neydi bu? Sen yoktun, sana bakmıyorum. neye karşılık geliyordu? C#'da, Abdülkadir. Evet. Tablolar klaslara denk geliyordu. Burada da buna benzer bir mantıklı listeleme var. Table nesnelerini burada toplamışlar. İçerisini açtığım zaman onların içerisindeki nesneleri görebiliyorum. İşte sütunlar var mesela. Benim dün anlattığım nesnelerden. Tablolar neyden oluşuyordu Büşra? Sütunlardan oluşuyordu. İçerisine veri eklendiği zaman da satırlar oluşuyordu. Şimdi Categories'i açıyorum. Şöyle Edit Tab 200. Bunu seçin. Northwind Categories. Bakın her şey hiyerarşik burada. Sunucu, veri tabanları. Bizim burada veri tabanımız, onun içerisinde tablolar ve buradaki kategoriyiz. Kategorizde sütunlar var. Bunları sınıflarla kıyaslarsak property diyelim. Kategori ID property'si, name, description ve picture. Bunlardan oluşan bir tablo ve içerisinde her bir kayıt ayrı bir satırı oluşturuyor.
veriler eklendiği zaman bu şekilde satırlarla yönetilir ama bu SQL Server SQL Server tablosu oluşturulduğu zaman içerisinde bulunan bir yapı değil. Veri eklendikçe oluşan şey aslında sütunlarla oluşturduğunuz kısımlardan oluşan bir yapı diyebiliriz satır için. Bunların dizayn tarafına bakacağız. Nasıl oluşturulduğuna. Bakın şurada column var. Sütunların bulunduğu yer. Yanlarında veri tipleri falan yazıyor. Bunlar nasıl oluşturulmuş? Şöyle bir bakalım. Dizayn kısmına geçiyorum. Şöyle 4 tane property'miz var. C# adıyla. Bu property'lerimizin veri tipleri ve karşılığında da bir checkbox var. Öncelikle sütunun adını yazmamız gerekiyor. Kategori ID, name ve description dedik. C# nasıl veri tipi vermemiz gerekiyorsa burada da aynı şekilde bir veri tipi belirtmemiz lazım. Yalnız bazı veri tipleri ortak olsa da çoğu farklı. Mesela burada kullandığımız integer C# aynı. C# tarafındaki string burada varchar ya da envarchar olarak kullanılıyor. Şöyle varchar'a bakalım. Yazdığım zaman otomatik tamamlıyor zaten. Bakın varchar olarak bu veri tipini çağırdım. XML veri tipi var. Unique identifier içerisine sanıyorum 16 karakterliydi. Unique bir değer olabilecek. GUID diye bir fonksiyon var burada. GUID. Onunla birkaç milyarda bir tekrar etme ihtimali olan bir değer üretiyor. Onu tutabilmek için Unique Identifier kullanmanız lazım. Onu şuradan göstermeye çalışayım. Şöyle bir değer aslında. Şu şekilde bir GUID. Uzunca bir değer. Bunu oluşturuyor. Buradaki tinyint, int'in küçüğü. C# tarafında tinyint diye denk geliyor. Int vardı. Int 16, 32, 64 vardı. Evet, oradaki 16'ya denk geliyor diyelim. Tinyint. Timestamp, time ve daha birçok zamanla ilgili date var, date time var. Bunlarda bakın small date time. Bunlarda tarih ve zaman için geliştirilen veri tipleri. Kimisi saati, dakikayı vesaire hiç almaz. Sadece tarih bilgisini alır. Kimisi saati de alır. Ama saliseyi almaz. Kimi de saliseyi bile alır. Bu şekilde uzun bir değer üretir. Bunlar veri tipine göre değişiyor. Mesela burada envarchar max diyor. Bu max de bunun alabileceği maksimum sınır kadar karakter alabilir demek. Eğer 50 yaparsanız 50 karakterlik bir değer alabilir maksimum. Ondan fazlasını alamaz. Nümerik ise ondalıklı işlemler için kullanılır. Double gibi düşünebilirsiniz. Virgülden öncesi şu kadar karakter, virgülden sonrası şu kadar karakter olsun gibi. Olabilsin gibi. Money para birimi için. Image resim dosyaları ekleyebilmek için.
hiyerarşik ayrı geometri ve coğrafi veri tipleri ise daha yeni olan, diğerlerine göre yeni veri tipleri. Bunlarda da hiyerarşik ID, örneğin web sitesinin bir e-ticaret web sitesinde şu kategori içerisinde, bu kategori vesaire var ya, bir hiyerarşi var kendi içerisinde. Onu oluşturabilmeniz için en gelişmiş yöntemlerden birisi aslında. Geometride gene coğrafi işlemlerle ve yani onun gibi özel işlemler için diyebilirim. Coğrafi de bu haritalama sistemleri var ya, noktalama filan. Onun gibi noktasal işlemler için kullanılabilen bir veri tipi. Bu da yeni, yeni veri tiplerinden gene. Yani eski sürümlerde yoktu açıkçası. Şey yapıyordu yani, varçal yapıp araya bir şey koyuyordu. Eskiden öyle çözülüyordu. Bu şekilde daha performans yapmaya çalışıyorlar. Çünkü orada aslında çok büyük dataların işlendiği şeyler, o haritalama sistemleri. Düşünsene her noktanın ayrı ayrı koordinatlarını tutman lazım. Bakın şurada date ile ilgili sadece burada 4 tane var. Time'ı da görmüştük zaten. Bit, true, false biliyoruz zaten. Binary data tutmak için bir tipimiz var. Date time 2 satır yapan. Yok. Date time from false. Yok, dönüştürme işlemleri farklı. Date time from parts var ve date time 2 from parts diye bir şey var. Böyle bir alt satır en büyük bir şey. Bu Oracle'da vardı aslında. Date, bunlar. Mesela varchar 2 falan. Bunlar vardı. Sonra SQL sağ olsun Microsoft falan. Bizim neyimiz eksik? Çikolatalar, bisküvitler diyerek. Bu geometri ve coğrafi 2008'de geldi. Öncesinde yoktu. Bu şekilde yeni sürümlerde farklı farklı şeyler gelebiliyor. Bunları kullandıkça anlarsınız zaten. Aslında hepsini kullanmayacaksınız açıkçası. Sadece ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz diye bunları eklemişler. Eğer SQL Server yapısı yani çok gelişmiş olsa da bazen isteklerinize karşılık vermeyebilir. İleri seviye çalışmalarda da. O zaman işte farklı bir veri tipi geliştirme imkanınız olabilir. Bunu yapabiliyorsunuz. SQL Server destekliyor. Kendinize özel bir veri tipi geliştirip buraya kullanabiliyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Şimdi bir mola verelim.